Привет, солнышко. Я в дальний хожу. Подожди. И хожу. Так. Папа, все красиво. Так. Мам. Thank you.
Bıçağımızın bir tarafının ağzını açmayı tamamladım. 1,5 saat sürdü. 2 santim genişliğinde ağız açtık. 0,5 milim kesici ağız için pay bırakıyorum. 6 derecelik bir açıyla 4,5 milim kalınlığında bir çeliğimiz var. Diğer tarafı da aynı işlemi yapacağım. Ağız açma işlemimizi tamamlayacağız. Sonra da perdaha geçeceğiz. Şimdi bıçağımıza ısıl işlem öncesinde 60 kum zımparayla başlayarak 320 kuma kadar perdah yapacağım. Son olarak 360 kum zımpara yapıyorum. Ondan sonra ısıl işleme hazır olacak. Isıl işleme göndereceğim. Bıçağımız ısıl işlemden geldi. WD-40 yağ kullanarak bıçağımızın temizliğini yapacağım. Sırasıyla 360, 500 ve son olarak 800 kum zımpara yapıyorum. Saten bir görüntü elde etmek için 800 kum da bırakacağım.
bıçağımız kabza yapımı için hazır. Хорошо.
düzeltmelerimi el törpüsüyle yapıyorum. En son sımparayla kabzamızı şekillendirmeyi tamamlayacağım. Şimdi 80 kum zımparayla başlayıp 800 kuma kadar kabzamı zımparalayacağım. ...500'le beraber sulu zımpara yapıyorum. Bu bakım kremini ara ara bıçaklarınıza uygulayabilirsiniz. Bir sefere mahsus değil tabi. Ara ara uygulayarak kabzamızın ömrünü uzatabiliriz. Şimdi bıçağımızın bilemesini yapacağım. Sonra bıçağımız hazır. Kumlara 80 kumla başlayarak bıçağımızın kesici ağzını açmaya başlıyorum. Son olarak 3000 kum yapıyorum. Sırasıyla 80, 120, 200, 400, 600, 1000, 1500, 2000 ve son olarak 3000 kum. Elmas bileme taşıyla bilememi sonlandırıyorum.
bilememiz tamam. Şimdi masatımızı yapacağız. Masatla son dokunuşumuzu yapıp bir kesme testi yapacağız. Sonra tamamdır. Evet, bıçağımızın yapımını tamamladık. Öncelikle uzun müddet paylaşım yapamadım. Bunun için takipçilerimden çok özür diliyorum. İşlerimin yoğunluğu, bu bıçak yapımına zaman ayıramama neden oldu. Ve uzun süre paylaşım yapamadım. Bunun için herkesten çok özür diliyorum. Şimdi bu bıçağımızı yaparken Çağman diye bir model var. Bu bıçağımızı onu örnek alarak yaptım. Şimdi bir de bu videomuzun sonunda bu bıçağımıza çekiliş yapacağız. 110 milim namlu, 115 milim de kök zeytin kabza, bir bushcraft model bıçak. Bu da çok şık bir bıçak. Çekilişe katılmak için YouTube videomuzun altına, yoruma herhangi bir şey yazıp bir arkadaşınızı etiketlemeniz çekilişe katılmak için yeterli olacak. Arkadaşınızı nasıl etiketleyeceksiniz? @ ve YouTube'daki kullanıcı adını yazacaksınız. Bu şekilde arkadaşınızı etiketleyip yoruma herhangi bir şey yazdığınız takdirde çekilişe hak kazanmış olacaksınız. Sadece bunu istiyorum. Onun haricinde başka bir isteğimiz yok. Kazanan arkadaşa N690 çelik güzel bir bushcraft bıçak hediye edeceğiz. Şimdiden kazanan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.